Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar. Kasım 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, Kasım ayı sizin için çok hareketli, bilgi trafiğinin arttığı, yakınlarınızda olup bitenlerle daha fazla ilgilendiğiniz, kardeşlerinizin veya komşularınızın üzerinizdeki özellikle etkilerinin artabileceği önemli bir ay. 28 Ekim'de Boğa burcunda ay tutulması yaşadık ve bu ay tutulmasının güçlü etkileriyle Kasım'a başlıyoruz. Bazı planlarınız var, programlarınız var. Hayatınızda özellikle yabancılarla ilgili, yurt dışıyla ilgili, eğitim ve akademik konularla ilgili bazı önemli kapılar açılabilir. Seyahat planlarınız olabilir. İşle ilgili, eğitimle ilgili veya tamamen tatil amaçlı, gezi amaçlı bazı seyahatlerinizi hayata geçirebilirsiniz. Özellikle ayın ilk haftasında, ilk 10 günlük süreci içerisinde. Eşinizle, partnerinizle birlikte alacağınız bazı kararlar olabilir. Özellikle ilişkilerden, eşinizden daha fazla maddi manevi destek alacağınız, yardım alacağınız, işbirliklerinden de fayda görebileceğiniz bir dönemdesiniz. Bu da hayata daha iyimser, daha keyifli bakmanızı sağlayabilir. 13 Kasım'da 20 derece Akrep burcunda yeni ay doğacak. Mars'la birleşen bir yeni ay. Tam karşıt aksında da Uranüs var. Mars Uranüs karşıtlığı olduğu için bu yeni ayın enerjisi güçlü ama çok stresli ve gergin olabilir. Tansiyonu güçlü bir yeni ay. Evet, bu yeni ay 3-9 aksınızda bazı beklenmedik ani gelişmeler getirebilir. İşte kardeşlerle ilgili sürpriz bir gelişme olabilir. Bir anda hiç planda olmayan bir yolculuk, bir seyahat gündeme gelebilir. Bir anda böyle ilgi duyduğunuz bir alanda bir eğitim fırsatıyla karşılaşabilirsiniz. Yurt dışı konuları, uluslararası konular, medya ve yayıncılıkla uğraşıyorsanız hani bu alanlarda olabilecek bazı gelişmeler, belki hukuksal işlerinizde bazı hani sürpriz durumlar söz konusu olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçlar, Boğa, Aslan, Akrep ya da Kovaların 20 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu yeni ayın sizin için bu stresli, sürpriz, hızlı gelişmeleri çok daha etkin olabilir. Ama zihniniz gerçekten çok hızlı çalışıyor. Çok yaratıcı olabileceğiniz bir dönemdesiniz. Ve bu ay önemli bir gezegen döngümüzde başlayacak. Mars'ın 2 yıllık bir döngüsü vardır. Güneş sistemini 2 yılda bir dolaşır ve her 2 yılda bir Güneş'le önemli bir kavuşum yapar. Bu yıl 18 Kasım'da Güneş'le Mars 25 derece Akrep burcunda birleşecek. Bu 2 yıllık bir döngü anlamına geliyor. Mars neredeyse enerji orada aslında. Yani daha orta ve uzun vadede baktığımızda mücadelenin, aksiyonun, hareketin orada olduğunu bize gösteriyor. Şimdi 3. evinizde olacağı için bu kavuşum her şeyden önce size güzel bir açıda. Üstelik 7. evinizdeki Neptün'le de güzel bir üçgen oluşturuyor. Yani fırsatlar, işte bazı kararlar, yeni bilgiler öğrenmek için daha aktif olacağınız bir dönemdesiniz. İşbirlikleri ve anlaşmalar, evlilik gibi konular, eşle birlikte vereceğiniz kararlar, eşle ilgili konularda destekliyor sizi. Eğitim konuları, yeni girişimler, kişisel anlamda kendinizi ifade edeceğiniz işte bir şeyleri yazmak, çizmek, tasarlamak gibi alanlarda daha aktif olacağınız, mücadele edeceğiniz bir dönem. Bazılarınız için de kardeşler ve kardeşlerle ilgili temalar bu dönemde çok öne çıkabilir, çok etkili olabilir hayatınızda. Ve 23 Kasım'da artık Güneş Yay burcuna geçiyor. 24 Kasım'da Mars Yay burcuna geçiyor. Bu geçişle beraber Balık burcundaki Satürn'e de kare açı yapacaklar. 23, 24, 25 Kasım'da Güneş, Mars, Satürn karesi var. Bu biraz hani enerjileri kısıtlayan, biraz kasvetli, böyle bir engeller yaratabilecek bir açı. Üstelik de değişken burçlarda olduğu için özellikle Güneşiniz ya da yükselen burcunuz böyle 0 ile 3 derece arasındaysa daha çok etki alabilirsiniz. Hani ilişkilerle ilgili bir sorumluluk, belki ailevi alanda böyle bir stres yaratabilir. Biraz kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz ya da işte görev ve sorumlulukların üzerinizdeki etkisi artabilir. Bunlara daha böyle bence bilinçli, daha sağduyulu yaklaşmakta fayda var. 27 Kasım'da yine sizin için önemli olacak bir dolunay var. 4 derece ikizler burcunda kariyer evinizde parlayan bir dolunay. Bu dolunay kariyer hayatınızdaki bazı hedeflerinize ulaşabileceğinizi, dikkat çekebileceğinizi de işaret ediyor. İşle ilgili bir konunun sonuç vermesi, belki bir işe başlama, belki işle ilgili bir atama, terfi, mesleki anlamda vereceğiniz bir karar. Tabii ki bu bitiş olabilir. Yani
bir işten ayrılma, bir emekli olma gibi ya da iş yerinizi kapatma gibi bir durumda olabilir. Ama iş konularında, özellikle kariyer konularında ya da toplumdaki statünüz, yani nasıl tanınırsınız, nasıl bilinirsiniz, yani burada dikkat çekebileceğiniz bir dönem. Olumlu ya da olumsuz yönde olabilir tabii ki. Yönetici gezegen Merkür Neptün'le açı yapacağı için bu dönemde çok idealist, çok hayalci, çok vizyoner olabilirsiniz. Evet, vizyoner olmak iyidir. Hayaller de iyidir ama gerçeklerden çok uzaklaşırsanız biraz yanıltıcı ve kafa karıştırıcı olabilir. Buna özellikle dikkat de gerekiyor sevgili başaklar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 4 derece ve yakınlarındaysa bu dolunayın sizin için çok daha tesirli olacağını, önemli olacağını söyleyebilirim ve Kasım ayının son haftası dolunay tesirleriyle şekillenecek sevgili başaklar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Başak Burcu, Zodyağın 6. burcudur. Merkür tarafından yönetilen Başak, toprak elementinin değişken niteliklerini taşır. Başak Burcu'ndan doğan kişilerin en büyük özelliği, pratik zekalı, çalışkan ve düzenli olmalarıdır. Onlar ayrıntıları inceleyerek detaylı ve becerikli bir şekilde çalışabilirler. Merkür yönettiği için bilgi onlar için çok önemlidir. Gerek özel hayatlarında, gerek iş hayatlarında düzen de her zaman çok önemli olacaktır. Analitik bir zekaları vardır. Genellikle ince eleyip sık düşünür ve mantıklı karar verirler. Dışarıdan görünüşleri ciddi ve soğuk olabilir. Çok titiz olmaları temizlik ve sağlık takıntısı da yaratabilir. Maddenin önemine inanırlar. Maddi konularda tutumlu olduklarından paralarını biriktirerek yatırımlarda kullanırlar. İlişkilerinde çok duygusal değil, mantıklı hareket ederler. Entelektüel oldukları için konuşmayı severler ancak sosyal ortamlarda çoğu zaman biraz daha çekimser olabilirler. Başak Burcu, sabırlı, ağırbaşlı, tutucu ve geleneklere bağlı yapısıyla iş ve hizmet sektörünün de aranılan, güvenilen kişileridir.